Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok siyasi bir videoyla beraberim. Hayret bir şey ya. Bu şekilde. Ya bunlar çakma fotoğraflar. Kalmışım barajı ne o zaman? Ya bir sus be! Simitçide oturduk, simit diyoruz. Oradan biri çekmiş komik. Şu şekilde camide manga konserine katılmışsın. Evet. Bu ayranları bir çek. Sen mi içeceksin? Biz buraya senin hayatını konuşmamı geldik benimki. Benim öğrencim olsaydın seni matematikten bırakırdım. Muharrem Hocam, hoş geldiniz programıma. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biraz uyku. Yorgundum biraz, bir geziden yeni döndüm. Biz de Ankara'ya geldik. Kaç saat sürdü yolculuğumuz Yusuf'cum? Yoldaki 4 tane molamızın üzerine 5 saat. Biz de uzun yoldan geldik ama ben heyecandan yine yorgunluğumu unuttum yani biraz. İlk başta ne oluyor. Ne gülüyorsun ya? Hayret bir şey. İlk başta oluyor bende biraz bu. Heyecandan zaten bunu ters yazmışım. Şurayı ters yazmışım, arkasına bunu olsun, koyuyorum. Yumuşak G'yi yazamayanlar var. Sen yine yazmışsın. Nasıl el yazım? Bir öğretmen olarak yorumlayabilir misiniz? Türkçe mi bu? Şöyle bir el yazısı var. Ya ben çok erken yaşta klavyeyle tanıştım. Öyle olunca bayağı şey oldu ben. Yani el yazısı diye bir şey kalmadı. Sen çarpım tablosunu da unutmuşsun. Çarpım tablosunu hatırlıyorum. 1 kere 1, 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 6. 3 kere 3, 9. 8 kere 7, 56. Onu hiç unutmam ama. 9 kere 8. Şimdi 9'dan 90'dan 8 çıkarınca... 9 kere 8 şey yaz, 72 değil mi? Güzel. Tamam. İlkokul 4'ü geçersin de lise 2'de benden fiziği geçemezsin, onu söyleyeyim ben. Benim fiziğim çok kötüydü. 6 aldım. Çok 100. İyi düzgün fizik düzgün de. Kendi kondisyonum iyiydi ama fizikten 0-6 aldım. Fizik çok kötü anlatılıyor bence şeyde. Sen Muharrem Hoca'ya düşmemişsin. Muharrem düşmedik. Hoca'ya düşmedik. Valla hocam düşmedik. Tahtaya K yazılıyor, N yazılıyor ben hiç anlamıyorum. Şu an anlıyorum da. Geçti artık yani. Fizikten 1 alarak geçtim o zaman. Sorayım mı? Tabii. Şimdi gece 1'de başlayan bir müzik yasağımız var ya bizim. Evet. Bu müzik yasağı siz iktidara gelirseniz olmaya devam edecek mi? Şimdi müzik yasağı ne zaman başladı? Pandemiyle koronayla birlikte. Koronayla birlikte değil mi? Koronayla birlikte. Peki koronadan bir eser kaldı mı şu hiç anda? Hiç öyle bir şey yok. Yani. Maske var mı? Hiç. Yok. Hijyen yok, maske yok, sosyal mesafe yok. Hepsi yok. Bitti. Kala kala müzik yasağı kaldı. Aynen. Bu şu demektir. Bu yaşam şekline müdahale etmek demektir. Evet. Bu bir bahane üretmek demektir. Bu hükümetle Türk Hava Yolları birbirine benziyor. Onlar da yemek vermiyorlar. Koronada yemeği kesmişlerdi. Nasıl olsa koronada bu başladı yemek kesilmesi deyip ona devam etmiyorlar. Bu müzik yasağı demek ki notalarla bulaşıyor bu pandemi. Hazır fırsatını bulduk. Hazır fırsatını bulduk. Bu milleti ayran olduğunu söyle de yanlış anlamasınlar. Yok. Boğma rakı değil kesinlikle yani ayran. Bir bahane. Bu kadar basit yani. Kalkacak yani sizlikler. Ha, %100 kalkacak böyle bir şey olabilir mi? Yani bu ya. Turistleri de hizaya getirmeye çalışıyorlar. Turizm bölgesinde böyle bir şey olamaz. Akla aykırı, bilime aykırı, vicdana aykırı, insanlığa aykırı, her şeye aykırı bu. Müzik, sanat, resim, heykel, tiyatro, bu işleri, şiir, bunları sevmezler. Ama şunu bilmiyorlar ki bu ülkede tiyatro, müzik, şiir, edebiyat, resim, heykel, bunları yapanlar olmasaydı sevgililerine mektup yazamazdı bunlar. Burası Arabistan çölleri gibi olurdu. Vahabi çölleri gibi olurdu. Estetik duyguları olmadığı için bunların. Estetik duyguları yok. Onun için ne kadar paraları olursa olsun giydikleri bile üstlerine oturmaz bunların. Sırıtır. Çünkü estetik duyguları yok. Ancak vandallık, gösteriş, debdebe, büyük saraylar, güçlü otomobiller... Ancak bunlar olur ama estetik duyguları asla yok. Ben Ankara'da şeyi göremedim. Nerede bu büyük bir saray var ya? Buradan direkt aşağı doğru gidersen, bayağı bir gidersen karşına çıkar. O bir tepenin üzerinde değil miydi? Biz Çankaya Köşkü'nü gördük galiba ya. Aksaray değildi o. Aksaray. Aksaray'ı gördük. Abi değildi orası. Aksaray. O kadar küçük oğlum, değil sen bence. Sen ucunu gördün Aksaray'ın. Senin Çankaya... Sana tamamını göstermiş, göstermemişler. Ucunu göstermiş. Aksaray'ın ucu o. Senin başka bir saray zannettiğin yer Aksaray'ın ucu. Sarayı ne yapacaksınız peki? Yok zaten saraylılar iktidara gelirken zaten önce ucunu gösteriyorlar sonra sarayı yapıyorlar. Evet. Ben kullanmayacağım. Ben seçilirsem Çankaya Köşkü'nü kullanacağım. Orayı Türkiye'nin ilk 1000'e, ilk 2000'ine girmiş öğrencilere bir Ar-Ge merkezi
asla bir zarar vermeyeceğiz. Orası Türk milletinin paralarıyla yapılmıştır. Güzel de yer şimdi. Orayı aynen. Bir bilim merkezi yapacağız. Bir Ar-Ge merkezi yapacağız. Orada mı kalacaklar? Yaşayacaklar mı yoksa? Ya orayı bir teknoloji üssü yapacağız. Tesis olacak yani. Tesis olacak. Güzel yani. Mantıklı. Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğiz. Marmaris'teki hangi? Arkadaşta saray çok. Ahlat'ta var, Marmaris'te var, İstanbul'da var, köşkler var. Şey peki bu saat 10'dan sonra alkol satın alım yasağı var ya. Böyle bu da olamaz. Yani onu hiç anlamadım mantığını. Mantığı yok tabii ki. İşte pandemiyi fırsat bilerek yaşam şekline direkten müdahale. Ama pandemiden önce vardı ya. 4-5 yıldır falan var. Saat 10'dan sonra içki satışı. Bütün tekeller hiçbiri satmaz ama hani. Vardı evet. Polis aynen. Değilsen satar sadece. Emin misiniz? Vardı. Ben... Bize vermiyorlardı. Bize vermiyorlardı. Bilmiyorum yani karıştırmış olabilirim ben de. Onun da bir mantığı yok. Yani erken alır canım. İçecek olan adam 9.30'da alır yani ne olacak ki? Çözüm mü bu? Peki bu alkoldeki sigaradaki çılgın bir ÖTV var ya. Bir ürünün vergisi fiyatını geçemez. Yani 1 liraysa ürün vergisi de 1 lira olabilir ancak. Şu anda alkolde ürün 1 lira, vergisi 3 lira. Sigarada 20 tane var paketin içinde. 3'ü sigara parası, 17'si vergi. Alkol şu an geçti galiba. Alkol ve sigara zararlıdır. Kimseye tavsiye etmiyorum ama yapılan da budur. Yani o alkolden ve sigaradan aldıkları vergilerle maaş almasını biliyorlar. Maaşları oradan alıyorlar. Zaten bütçenin hemen hemen %25'i şans oyunları alkol sigaradan geliyor. Ayrıca bir şey daha yapıyorlar bu yüksek vergi oranlarıyla. İnsanların ölümüne yol açıyorlar. Herkes kimyager oldu. Ben çevremde görüyordum yani. Herkes kimyager oldu. Herkes boğum arakı yapıyor. Onlar. Evet yani ama muhalefet de suçlu bu konuda. Aman şimdi bunu konuşursak alkolü savunuyor muyuz gibi anlaşılır diye. Yok böyle bir derdim benim. Mantığa terstir, ekonomi bilimine terstir, işletme anlayışına terstir. 1 lira ürünün fiyatı 3 lira vergi olamaz. Bu doğru değildir. Yani aslında sigara içtiğin zaman sen içmiş olmuyorsun. Devlet içmiş oluyor. 17'sini evet. Devlet içiyor. 3 tanesini sen içiyorsun. İçki içtiğin zaman 1 birimini sen içiyorsun. 3 birimini devlet içiyor. Camide fotoğraf çektirmediğinizle ilgili bir soru sormuştu bir tane vatandaş. Evet. Sen hiç camide fotoğraf çektirdin mi? Siz de ona bir cevap vermiştiniz. Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz. İbadet etmeye. O ondan önce Sayın Erdoğan tarafından olmuştu. O bana Muharrem senin camide çekilmiş bir tane fotoğrafın var mı? Demişti. Ben de camide fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz. İbadet etmeye gidiyoruz demiştim. Sonra vatandaşın biri onu bana sordu. Senin camide çekilmiş bir fotoğrafın var mı dedi. Ben de senin üniversitede çekilmiş bir fotoğrafın var mı dedim ona. Diploma var ama benim bildiğim ya. Var mı? Sanki vardı bir diploma. Bende mi? Bende var canım. Yok sizde değil. Onda. Ben korkuyorum lazım geçirmeye. Var da yani gören yok. Önemli olan transkript diploma değil mi? Yani tabii canım. Orada bir okulda 4 yıllık bir okulu bitirmişsen 8 dönem vardır. O 8 dönemde kaç ders? Birinci dönemde işte 6 ders. İkinci dönemde 7 ders. Neyse. Tek tek transkripte ise tek tek yazar. Birinci dönemde bu 6 dersin kaç aldığını notlarını. İkinci dönemde 3, 4, 5, 8. döneme kadar. Bu varsa, transkript varsa bu diplomadan daha önemlidir zaten. Asıl diploma odur. Varsa diploma bunun ortaya çıkması lazım. Bu kadar basit. Biz sizin ama camide çekilmiş olduğunuz bazı fotoğrafları bulduk. Ben çekilmedim. Çekmişler. Biz bulduk bir şeyler. Gösterebilir miyim? Göster tabii. Şu bazı fotoğraflar var şu şekilde. Ya bunlar çakma fotoğraflar. Camiye traktörle girmiş. Camide dans etmiş. Aynen camide. Ya bunlar. Bunlar. Bizi de göstereyim ya. Bunlar, bazı saygısız fotoğraflar var. Bunlar zavallı. Şu şekilde camide manga konserine katılmışsınız. Evet, evet. Evet. Bunları yaptılar. Evet. Yani Muharrem hocam yakışıyor mu? Mimimleri izliyorsunuz. Zavallı bunlar. Yok bunlar şaka canım. Bunlar zavallı. Ama olmaz ya bu doğru bir şey değil. İbadethanede ne olursa olsun ister cami, ister cemevi, ister kilise, ister sinagog dalga geçme yeri değildir yani. Yok camiyle dalga geçilmiyor burada ama sizin camiye işte. Saygısız yaptığınızda iddia edenlerle dalga geçiliyor aslında. Tam öyle değil o. Buna inananlar bile çıkıyor ya. Ya buna inanan ama ya gitsin artık zaten buna. Bu fotoğrafa inanan da yani. Biz de yapıyoruz bazen başkanım. Bu ayranları bir çek. Sen mi içeceksin? Ayran ben koydum size. Simit yemek de serbest mi? Tabii canım. Estağfurullah lafım var. Siz de yiyin ya. Yiyecektiniz hiçbiriniz yemediniz. Siz de yiyin. Kardeşim ikram et. Bir tane peçete kaldı. Elim de ıslak. Gelin alın. Şey yapmayayım şimdi yani. Elim telli abi vermeyeyim böyle telli elimden. Sen var mı diyeceğim de elim var. De veririm. Sorun yok. Siz yemez misiniz? Ucundan tuttum. Güzel kokmuştu çünkü dışarıda. Size de veriyorum. Buralarda yayınlanacak mı? Tabii. İstiyor mu? Yayınlar o. Yayınlar. Siz aldınız mı? Tamam. Aldım.
Siz yemez misiniz? Yok, yemeyeceğim şimdi. İfade özgürlüğü konusunda ne olacak peki Muharrem Hocam? Bu arkadaş az önce dava yedi mesela. Daha demin 10 dakika önce polis aradı. Türkiye'de ne yazık ki bir demokrasi eksikliği var. Bu 20 yıl içerisinde kökleşti bu. Yargı adalet dağıtmıyor. İnsanlar korkuyor. Pazarcı bir ablamız telefon açtı bana. Anlat derdini dedim. Telefonda anlatamam, dinliyorlar dedi. Türkiye bu noktada. Gençler tweet atmaktan korkuyor. Beğenmekten korkuyor. Türkiye'nin yargısı düzelmeden hiçbir şey düzelmez. Ekonomiyi düzeltmenin yolu yargıdan başlamaktır. Yani olacak mı sizin? Onu yapmazsak yanlış düğme iliklemiş oluruz. Ya ben biliyorum da yine de soruyorum. Söyleyin diye soruyorum yine. Ben yoksa biliyorum. Şöyle, ekonomiyi düzeltmenin yolu birinci ayağı devlete olan güveni sağlamaktır. Yani yurttaşlar TÜİK'e güvenecek, Merkez Bankası'na güvenecek, ÖSYM'ye güvenecek. Buradan başlamanız lazım. Sonra tarafsız, bağımsız, adil, hızlı, etkin bir yargı düzeni kurmanız lazım. Sonra liyakat olmalı. İşi ehline vermelisiniz. Sonra kamu ihale kanunu şeffaf ve rekabete açık hale getirmelisiniz. Bağımsız kuruluşları yeniden tanımlamalısınız. EPDK, BDDK, Merkez Bankası gibi. Uluslararası alanda saygınlığınızı yüceltmelisiniz. Sözüne güvenilen büyük devlet, kodumu oturtan bir devlet, konuşmayan ama dedi mi yapan bir devlet. Bir gece ansızın gelebiliriz demez büyük devlet. Bir gece ansızın gelir. O zaman sözünüzün itibarı olur. Onunla ilgili bir şey geldi aklıma. Bu Süveyş cephesine Cemal komutan mı gidiyordu? Cemal Mareşal mi? Cemal Paşa. Cemal Paşa. Yani gitmeden önce, yani saldırı yapılacak. Saldırı yapılmadan 2-3 gün önce gazetecileri toplayıp şu an oraya saldırmaya gidiyoruz diye bir duyuru geçiyordu. Evet. Ondan sonra İngilizler de tabii haberi alıyorlar. Çünkü basına söylüyordu bunu. Orada hazırlık yapıyorlardı. O savaşı kazanamıyorduk orada. O geldi aklıma siz öyle deyince. Yanlış söylemedim değil mi? Tarihte yanlış bilgi vermeyelim şimdi. Bu ayrıntıyı bilmiyorum. Kimse sen şu an seni onaylayamıyor. Alman general sahibi. Sen bakarsın montajda şey yaparız onu sonra. Sen bak, benim bir tane arkadaşım sizin için şey demişti. Matematik hocası gerginliği var üzerinde demişti. Sizin daha meclis zamanındaki konuşmalardan. Ben fizik hocasıyım bir kere, onu düzeltelim. Yok, o gerginlik seviyesine o şekilde. Yok, ben hiç sanmıyorum. Ben öğrencilerim, yani bakabilirsiniz sosyal medyada pek çok yerde yorum yapmışlardır. Esprili adamdır derler. Dersin ortasında fıkra anlatırdı. Çünkü 50 dakika 40 dakika boyunca öğrencinin dikkatini sürekli tutmak mümkün değildir. Arada dikkati dağıtmak, başka bir konuya geçmek lazımdır. Öyle bir gergin olduğumu sanmıyorum. Ama şu şey, yani öğretmende şey olur ya, bazı öğrenci hakikaten çok kızdırır ve ona kızar artık. Bir sus be Allah'ın cezası adam var ya mesela. Onun onu gibi. Mehmet Metiner'e söylemiştim. Oradaki işte. Olay ne tam olarak? Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Kadrolu laf atıcısıydı. En öne otururdu. Siz bir konuşma yapıyorsunuz. O sürekli laf atardı böyle. Kadroluydu orada. Ona söylemiştim onu. Medeni bir tartışma ortamından ziyade siz kürsüde konuşurken o sürekli sözünüze karışırdı. Laf atardı. Mehmet Metiner'e söylemiştim. O Türkiye'deki bence en büyük problem o. Ben mesela kendi sülalemin içinde de şahit oluyorum. Biri bir şey söylerken diğeri dinlemeyip sürekli bir laf atıyor. Tamam. İletişim bir türlü kuramıyorlar iletişimi. Bunun kuralı o değil tabii. Birisi bitirecek lafını, öbürü başlayacak. Aynen. Özellikle ciddi bir tartışma varsa tamamen dinlemek lazım. Önce karşıdaki ne diyor? Bir de mecliste bu laf atıcılar vardı. Bir de kendini boksör zannedenler vardı. Karateci zannedenler. Siz o olaylar olurken orada olan birisiniz aslında. Ben kimseye bir yumruk atmadım. Kimseden de yumruk yemedim. Bir tane böyle vermeyeyim şimdi ilini. Ayıp olmasın. Geçmiş gün. 140 kiloluk bir adam. Milletvekili. Gelmiş tepeme dikilmiş böyle. Yani döverim, sen ne getiriyor? Şöyle döndüm. Dedim ki senin beyninden yararlanamıyorlar. Vücudundan mı yararlanıyorlar dedi. Senin dilinden yararlanamıyorlar da yumruklarından mı yararlanıyorlar dedim. Bu tür kabalık o parlamentonun ruhuna, yüceliğine yakışmıyor. Ben hiç böyle bir şeyin içinde olmadım. Kimseye yumruk atmadım. Kimseden de yumruk yemedim. Ya şeyi de ben tam anlamıyorum. Olay, yani burada meclis ya bu. Yani çok saygın insanlar. Eleştirel konular konuşulacak. Birbirlerinin hani tartışacaklar. Olay nasıl yumruk yumruğa kavgaya geliyor bizim mahalle gibi. İlkellik. Nasıl bu noktaya gelebiliyor ya? İlkellik işte. Arabadaki ÖTV şeyimiz var. Kalkacak mı? Şimdi ya bakın, daha doğrusu azalacak mı? Kalkması bakın, bu iletişim vergisi, ÖTV. Bunlar ne zaman geldi? Ben 1999 depremle birlikte geldi. Özel tüketim vergisi. Evet, bunu AKP kalıcı hale getirdi. Normalde geçici mi olacaktı o? Tabii 99 depreminde geçici bir süre depremin yaralarını sarmak için kullanılacak bir vergiydi bu. O hal gibi bir şey aslında. Yani. Gibi. Bir süre sonra kalkması gerekiyordu. Ama ne yazık ki AKP 20 yıldır bunu kaldırmadı. Bunlar doğru bir vergi sistemi değil. Mesela KDV ödüyorsun. Ya arkadaş, simitte holding patronu da aynı KDV'yi ödüyor. Çiftçi de aynı KDV ödüyor. Memur da aynı KDV ödüyor. Kağıtta öyle, kalemde öyle. Bu doğru bir şey değil.
Doğrudan vergilerle dolaylı vergiler, bunun doğru ayırt edilmesi lazım. Doğru bilinmesi lazım. Yani peynirdeki KDV adaletsiz bir vergidir. Bence niye? Gıda da hiç olmaması lazım aslında. O ayrı bir şey. Ama yani zengin de ödüyor aynı vergiyi, yoksul da aynı vergiyi ödüyor. Bu doğru değil. Vergi düzenini yeniden kuracağız. Nasıl olacak? O KDV düşecek. Hatta hiç olmayacak. Bu doğru değil ki. Hiçbir şeyde mi KDV olmayacak? Bakın şimdi, yani ben size söyleyeyim. Pırlanta, yakutta, zümrütte KDV sıfır. Yakut, zümrüt alırsan KDV'yi sıfır ödersin. Ben fatura kesiyorum, %18 KDV. Benim KDV'm ne? Öyle. Mesela lüks yatlara mazot alırsın, ÖTV düşüktür. Traktöre mazot alırsın, ÖTV yüksektir. O gerçek miymiş? Ben onu çocukluğumdan beri anlamıyorum ya. Gerçek. Maalesef yata, böyle. Yata yap. Maalesef böyle. Ama neden ki? Açıklama ya yapıyorlar mesela bu, ilgili. Bunların bir mantığı yok zaten. Bunların bir mantığı yok. Bunlar yoksul edebiyatıyla gelip yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk deyip, bunları yok edeceğiz deyip yoksulluğun alasını getirdiler. Yasakların alasını getirdiler. Yolsuzluğun alasını yaptılar. Durum ortada zaten. KDV kalkacak. Bak, bunları düzenleyeceğiz. Vergi düzenini sil baştan alacağız. Bu adaletsiz bir vergi düzeni. Haksız, hukuksuz, garibanı, yoksulu ezen bir vergi düzeni. Bunu kaldıracağız. Söylediğim bu. Gençlerde iletişim vergisini almayacağız örneğin. Yani, gençler dediniz kaç yaşa kadar? Ben galiba arkadaş, öğrenci olduğu sürece. Öğrenci olduğu sürece bilgisayarında, tabletinde vergi mi olur ya gençlere? Yani. Gençlerde olmamalı bu. Öğrenim yaşamı boyunca olmamalı. Çok sıcak olmadı mı içerisi? Sen peş peşe sorsan sorularını böyle. Bence de sıcak çünkü. Bu konu uzun. Ya bu mülteci probleminde ne yapacaksınız? Türkiye'nin sığınmacı politikası yanlıştır. O çok yanlış bence de. Açık kapı politikası uyguladılar. Gelene geç dediler. Hı hı. Van'dan giriş serbest. Güneyden giriş serbest. Kapıkule'den çıkış yasak yaptılar. Evet, içeri giriyorsun çıkmıyorsun. Giriyorsun. Mis yani, gibi. 10 numara iş. Vallahi Türkiye'ye girmek misin? Serbest, çıkmak yasak. Evet. Bir kere bunu yok edeceğiz. İki, hukuki statüsü gereği yardım etmemiz zorunlu olanlar var. Uluslararası anlaşmalar nedeniyle. Zorunlu olmayanlar bir var. Bir de Pakistanlılar mesela. Türkiye zorunlu olsun olmasın. Mecbur olsun olmasın. Hepsine yardım ediyor. Bu da yanlış. Bunu da değiştireceğiz. Geri gönderme politikası da yanlış. O nasıl yanlış? Adam 100 bin kişi kalkıyorlar. 10 gün bayramda gidiyorlar. Ya bayramda sen 10 gün kalabiliyorsan Halep'te, başka zaman da kalabilirsin. Değil seni mi? Bakmaya mecbur muyum? Çıkanı almayacağız geri bir de. Bu kadar basit. Çıkmayanı? Onları da tek tek 1,5 yıl içerisinde hepsini otobüslere bindirip göndereceğiz. Ha, siz de göndereceksiniz komple. Kesinlikle göndereceğiz. Ve herkes de şunu bilmeli. Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı Erdoğan. İsrail ile barıştı. Mısır'la barıştı. Suudi Arabistan'la barıştı. Esad'la barışmanın yollarını arıyor şimdi. Destekliyoruz, barışsın. Arıyor mu şu an yolunu sizce? Arıyor tabii ki. Özbekistan'a keşke gelseydi falan dedi. Şimdi ne olmalı? Bir, Esad'la masaya oturmak lazım. Bak, Esad diyorlardı. Sonra Esed dediler. Şimdi tekrar Esad'a geldiler. Esad ya da adamlarıyla masaya oturup bu konuyu konuşmamız lazım. Arkadaş, sen uluslararası camiaya söz vereceksin. Biz de bunları sana göndereceğiz. Bunu yaparsak geleceğimizi kurtarırız. Yoksa gelecekte bu kadar fazla sığınmacı Türkiye'nin başına beladır. Beka problemidir bizim için. Hatay'ı aldık, geri vereceğiz ya bu gidişle. Hatay'ı aldığımız bunlar. Yolla geri vereceğiz bir tane. Yani nüfus falan. Yani, Esad reddederse ne olacak peki? Zorlayacağız uluslararası camiada. Ama bu da Esad yani. Sağa sola belli olmaz ki. Putin ne derse o değil mi aslında? Hayır canım. Putin'le de görüşeceksin. Bir diplomatik trafik kuracaksın. Bunu kurmadan olmaz. Diplomasi trafiğini geliştireceksin. Avrupa AB ile geri dönüş anlaşması imzaladılar. Bize para vereceklerdi. Vizeyi kaldıracaklardı bize. Geçen sığınmacıları da bize göndereceklerdi. Ne para geldi ne vize kalktı. Dolayısıyla evet. Kazık yedik Avrupa Birliği'nde. Evet. Türkçesi bu. Geçen Oğuzhan abinin programda şeyden bahsediyorsunuz. Libya tezkeresine biz olumlu bakıyoruz diyorsunuz. Evet. Ben ne Libya tezkeresini biliyorum Z kuşağı olarak. Neden ona olumlu baktığınızı biliyorum. Libya şimdi, tezkeresi şimdi nedir? Bak, burası Türkiye. Evet. Burası da Akdeniz. Burası da Kıbrıs. Burası da Libya. Hı hı. Tamam mı? Şu Doğu Akdeniz'de, bizim egemenlik haklarımız var. Kıbrıs var ve burada doğal gaz var. Mavi vatan var. Burada bizim söz sahibi olabilmemiz için karşı kıyıda söz sahibi olmamız lazım. Yani Libya ile aramızı iyi tutmamız lazım. Libya ile ilgili bu, eğer Akdeniz'de egemenlik haklarımızı doğru kullanmak istiyorsak, o gazdan ya da geçiş yollarında pay almak istiyorsak, biz burada mavi vatanı savunmalıyız. Bu bir cumhuriyet projesidir. Atatürkçü bir projedir. Bunu destekliyorum. Eğer burada olmazsak Antalya Körfezi'nden dışarı çıkamayız. Bir kara devlet oluruz. Bu da Türkiye'ye yakışmaz.
geleceğimiz karanlık olur. Onun için bunu destekliyorum. Öbür taraftan Azerbaycan'a yardım etmesini destekliyorum ama Suriye politikasını desteklemiyorum. Yok, benim sorduğum şey Libya tezkeresi nedir? Yani desteklediğiniz şey tam ne? Oraya asker göndermek. Oraya asker gönderip ne yapacak orada asker? Anayasa 90'dı yanılmıyorsam. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Anayasaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına çıkması ya da yabancı silahlı kuvvetlerin yurt içine gelmesi meclis onayına tabidir. Yani meclisten tezkere gerekir. Milletvekilleri evet demesi lazım. Şimdi biz Libya'ya asker gönderebilmemiz için milletvekillerinin mecliste evet demesi lazım tezkereye. CHP hayır dedi, İYİ Parti evet dedi. Ben diyorum ki Memleket Partisi olsaydı biz buna evet derdik. Anlatmak istediğim nokta bu. Ya askerler Libya'da savaşacak mı oradaki diğer şeyler? Hakkımızı savunacak Akdeniz'de. Hmm. Gerekirse savaşacak. Şey açıklamanız var. Açıklama değil de bir tartışma aslında. Biz 2001'den önce su içmiyor muyuz? Ben onu çok seviyorum. Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyuz? O Altındağ Belediye Başkanı söylemişti galiba o zaman. Erdoğan'dan önce buzdolabı yoktu. Ya fırında. Tel dolaplarda saklıyordu. Ondan önce çamaşır makinesi yoktu. Derede kütükle çamaşırları yıkıyorduk. Erdoğan'dan önce buzdolabı yoktu. Mağaralarda saklıyorduk. Ben onu söylemiştim ona. Yani senden önce biz ne yapıyorduk ya? Su içmiyor muyduk? Ne içiyorduk biz yani? Yalaktan, kurnadan mı içiyorduk? Kendini ne zannediyor bilmiyorum ya. Bir de şey var. Siz sahnede mitingdeyken birisi çıkıyor, fotoğraf çekiniyor. Koruma itti onu. Nasıl koruma? Şimdi tabii. Bak orada çok net. Duruşum çok net. Bir, ben yanımda çalışanların da sorumluluğunu alırım. Olayı öğrenince çok üzüldüm. Siz orada görmüyorsunuz zaten. Tam arkanızda oluyor. Böyle bir şeyler hissettim ama tamam, sonra bu haber olunca bana bu kişiyi bulun dedim. İteklenen kişiyi. Onu buldular. Bir havaalanındaydım. Telefonunu verdiler. Telefonu açtım. Özür diledim. Ben dedim benim bir dahlim yok ama koruma madem bunu yaptı. Kendisini buldum. Telefon açtım. Özür diledim. Bu yanlış dedim. O da bana abi takma kafana dedi. Hiç sorun değil. Ben seni seviyorum dedi. Helalleştik. İyi olmuş. Çok güzel olmuş. Ama gerçekten görüntü olarak çok komik bir görüntü. Maalesef ne yapayım? Koruma gerginliği falan evet. Bir şey yok. Az önce şeyden bahsettiniz yani liyakattan. Onu nasıl sağlayacaksınız tam olarak? Ben onu herkes için ayrı ayrı merak ediyorum yani. Çünkü mesela bu iktidara gelindiği zaman artık... Şöyle bir şey olabilir mi? Bak en ahlaksızını söyleyeyim. Oradan başlayalım. Çocuk 98 almış yazılıdan. Mülakatta 45 veriyorsun, eliyorsun çocuğu. Böyle bir şey olabilir mi? Yani olamamalı zaten. Olmamalı. Ben şeyi bu, merak bu ediyorum. Bu mülakat olayını kesinlikle ve kesinlikle masaya yatıracağız. Sadece mülakat değil ama genel olarak bütün devlet yapılarında yolsuzluğu nasıl engelleyeceksiniz? Bak, çok büyük ya. Yolsuzluk başka bir şey, liyakat yani başka bir şey. Yolsuzluk, liyakat hani hukuksuz olan her şey diyor. İkisi başka bir şey şimdi. Yolsuzluk. Yolsuzluk başka bir şey. O vergicilerin, maliyecilerin onların işi. Liyakatsızlık başka bir şey. Yani mesela söyleyeyim. Türkiye'de öğretmenler adına konuşayım. Okulda müdür olmak istiyorsan bir ilkokulda bir lisede eğitim bir sen sendikasına üye olacaksın. Başka şansın yok. Müdürlerin %85'i eğitim bir sen üyesi. İktidar yanlısı bir sendika. Bu doğru değil. Ve en fazla hangi branştan müdür vardır diye sorarsan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerdir. Özel olarak yetiştirilmişler müdür oluyorlar. Bu doğru değil. Kartal İmam Hatipli mi? Yok o Oxford'dan sonra geliyor Kartal İmam Hatipli. Ya hukukçu gerçekten çok zor. Ben hakikaten aklım almıyor. O kadar çünkü şey oldu ki ülke şu an. Ya çok kolay. 2 yıl içerisinde kuralları koyduğun zaman 2 yıl içerisinde çok şeyin düzeleceğine inanıyorum. Ben mi artık çok stresi ve şeyi sorumluluğu kaldıramıyorum? Umudunu yücelteceksin. Umudunu yeşerteceksin. Umut böyle diplerde yani. Umut mahvoldu yani. Yok. Umut perişan oldu. Yani mutlak sıfır noktasına gitme. -273'e gitme. Mutlak sıfır şeydi değil mi? Daha soğuk yoktu onunla. Evet. Beni hocalarım çok seviyordu okulda. Benim derslerimin hepsi kötüydü. Ama hocalar çok seviyordu. Çünkü derste haylazlık yapmıyordum hiç. Derste efendi olayım. Teneffüste kuduruyordum. Ne okudun sen? Ne okudun sen? Meslek. Antalya Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi. Muhasebe bölümü. Muhasebe bölümünde okuyup da mutlak sıfır noktasını bilen bir öğrenci bence başarılı bir öğrenci olması lazım. Vallahi ben de şaşırdım. Biraz yani, önce çok zayıf. Demedin mi? Abi muhasebem zayıftı. Bence muhasebe fiziğin böyleyse muhaseben çok daha iyi. Fiziği ben sonradan geliştirdim. Bizim zaten bir ders fizik vardı. Ondan sonra orada da pek bir şey anlamıyordum. Sonradan yani işte uzay videoları, bilim videoları falan onları izleyerek geliştirdim. Ha şey diyecektim. Bizim mesela klavye dersimiz vardı. İnanılmaz bir ısrarla F klavye öğretiliyordu bize. Ben Q klavyede 550-600 vuruyordum böyle. Çok çok hızlıydım yani. Şampiyonaya girdim. İlk başta ikinci oldum sandım dünyada. Sonra yeni sonuçlar geldi. 14.liğe düştüm. Bütün hevesim gitti. Bana mesela zorla F klavye öğretmişlerdi. Bizim eğitimde çok fazla gariplik oluyor.
Biz buraya senin hayatını konuşmaya mı geldik, benimki? Yok, ben eğitimi eleştirmek için demiştim. Hani Q'da çok iyi potansiyeli olan birisini Efe zorlayıp ikisini de düşürdüler. Böyle bir şey oldu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Yani eğitim şart yani. Eğitim şart. Farklı bir komik bir soru sorayım ya. Messi mi, Ronaldo mu? Bana şey demişlerdi. Cumhurbaşkanı adayı olunca şöyle yazmışlardı. Ya Messi'yi yedek kulübesinde bırakmışlar. Onun için Messi'yi tutayım bari. Bana Messi benzetmesi yapmışlardı. Messi'yi ben de seviyorum ya. Bizim çocukluğumuzda Fenerbahçe'de Cemil vardı, Osman vardı, Alparslan vardı, Ziya vardı, Yılmaz vardı. Beşiktaş'ta Tuğrul vardı, Niko vardı, kalede Sabri vardı. Kaç yılı bu ya? Milattan sonra canım. 1900 ne? Milattan sonra. Milattan sonra. 70'ler ya. Galatasaray'da kalede Yasin vardı. Gökmen vardı onun kardeşi. Hiç bilmediğim ekip. İnanılmaz bir ekip. Yani o zaman baban kaç doğumlu ki? Ben babam değil, annem biliyorum. Annem kaç? 68. 68. Annen de benden ufak. Kaç? 64. Teyzem. Milattan sonra. Mesela 64. Evet. Araç olarak BMW mi yoksa Mercedes mi? Aşağıda bir tane Mercedes gördüm ama. Traktör. Yalova plaka galiba. Şöyle. İlk traktörle başladık biz. 11-12 yaşında köylerde traktör kullandırırlardı. Yok, ilk başladığınız aracı ben not aldım. Şöyle sorayım o zaman. Fiat Marea mı, Tempra mı? Yok. Bir dakika şimdi. Önce 540 Fiat'ı tek geçerim. 540 Fiat traktör ama. Traktör. Onunla başladık. Sonra ilk Tempra. Tork yüksektir o traktörde. Çok iyi bir traktördü. İlk Tempra almıştım. Böyle bir ana caddenin üstünde oturuyorduk 5. katta. Caddenin üstüne bırakıyorduk arabayı. Kaç model? 93. Of. Eşim, oğlum akşamları en az 7-8 kere balkona çıkıp arabaya bakıyorduk. Orada mı hala diye? Yok, arabayı bir şey oldu mu diye bir gün işte böyle boydan boya çizmişlerdi. Acayip boyun bozulmuştu. Son şu andaki arabam Mercedes, ondan önceki BMW'ydi. Onun için tercih yapamayacağım ikisi arasında. İkisi de güzel diyorsunuz. İkisi de güzel. Peki Mini Cooper mı, o ikisinden biri mi? Mini Cooper benim yaşıma uymaz ya. Ama çok iyi çekiş var. Öyle mi? Yol tutuşu çok fena. Go-kart'a bindiniz mi hiç? Bindim. Go-kart'ın aynısını düşünün, büyük ama. İnanılmaz bir yol tutuş, çok şaşırtıcı. Bilmiyorum o kadar. Ama bir de kamyonları da bilirim yani. Ayrıca ehliyetim E sınıfıdır. Uçak hariç hepsini kullanırım. Yani otobüs, kamyon, tır fark etmez. O zaman bir otobüs, kamyon videosu gelir. Var. AKP'den oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Aldım geçmişte. Şu an. Ay, 2018'de aldım. Şimdi daha çok alacağım. Sizde analizler falan vardır detaylı. Ne kadar almışsınız tahminen? Geçen sefer bakarsan şeylere, yani Cumhur İttifakı'nın oyuna bak, Erdoğan'ın oyuna bak. Cumhur İttifakı'nın oyuyla Erdoğan'ın oyuna baktığında orada Muharrem İnce'ye kaçan oyları görürsün. Peki muhalefetten oy çalacağınızı düşünüyor musunuz? Oy çalmak gibi bir derdim yok. Daha doğrusu benim çalmak gibi bir derdim. Oy almak da denebilir. Ben tam terimlere hakim değilim. Yani, oy almak da denebilir. Her partiden oy alacağımıza inanıyorum. Geçmişte öyle olmuştu. Oy analizlerine bakarsan, bunu soracağını bilseydim o şeyi getirirdim, grafiği getirirdim ama yanımda yok şu anda. Her partiden oy almıştım. Şimdi daha çok oy alacağımıza inanıyorum. Şimdi mesela siz barajı geçemezseniz oylar nereye gidiyor? Hiçbir yere gitmez. Yok mu oluyor, ne oluyor? Hayır, hiçbir şey olmaz canım, ne olacak? İkinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi, bakarız biz de. Tercihimizi yaparız. Yani birinci turda mesela %2 aldınız, baraj olmadı. Evet. Ne oluyor? İkinci turda Erdoğan'ın karşısında kim kalırsa gidip onu destekleriz. İkinci tura mesela siz %3 aldınız CHP'den. Biri aldı %5 evet, aldı. Biri evet. Aldı 1 aldı. Öyle CHP'nin oyu düştü ve ikinci tura kalmama şeyi oluyor mu öyle? Yoksa sen benim öğrencim olsaydın seni matematikten bırakırdım. Bak geri zekalı. Bak. Burası Recep Tayyip Erdoğan'ın ikisi. Burası toplam muhalefet. Burası Recep Tayyip Erdoğan, burası evet. Toplam muhalefet. Nasıl olursa ikinci tura kalmaz. %50 mi alması lazım? Bilmiyorum ki. Ya bak şimdi ilk turda diyelim ki 51 aldı Erdoğan. Evet. Buraya kaldı 49. Evet. Geçmiş olsun. Böyle olunca ikinci tura kalmıyor. Kalmıyor. Peki. Diyelim ki burada CHP biz olmasaydık 25 alacaktı. 22 alsa ne olacak? 3'ü de bu al. İster tek başına 25 olsun, ister 22 artı 3 olsun. Ha, bu 3 sayılıyor mu yani? Ya arkadaşım turda? Adam ilk turda 51 alınca burası 25 olsa ne olur? Burası 49'da kalmışsa. Hocam bana kızmayın, eğitim sistemine kızmayın. Vallahi ben hayret bir şey ya. Bu memleketin en önemli sorunu ne biliyor musun? Matematik bilmemesi. Vallahi bilmiyorum. Terörün sebebi de matematik. Bak, işsizliğin sebebi de matematik. Ya buna kafam basmıyor mu? Hayret bir şey ya. Ya adam 51'i alınca sen ister 22 al, ister bak ister burayı 15 parti alsın. 49'u 15 parti alsın. İster 15 parti alsın, ister 2 parti alsın. 49'da kalmışsa. Seçim barajı ne o zaman?
Şimdi bir tek Murat abi şeyi kaçırdı. Bu sistemin adı 50+1. O Cumhurbaşkanlığı. Bu da o seçim barajı dediğim başka bir şey. Abi ben sıradan Türkiye'deki herhangi bir muhalefet insanı bilmiyoruz biz. Vallahi muhalefette kimse anlamıyor. Gerginliği göreceksin bence. Matematik hocası gerginliği. Fizik hocası gerginliği görüyor. Baraj nedir burada? Seçim ne zaman olacağına bağlı. 20 Nisan'dan sonra olursa 7, şimdi olursa 10. %10. 20 Nisan'dan oluyor. Senin bunu pek anlatma şansım yok gibi. Sonra ben sana tahtanın başında anlatayım. Özetle yok öyle bir şey diyorsunuz. Yok. Tamam. Güzel. Tam dayaklık adam ya. Ama ben öğrenmeye açığım ya. Açığım öğrenmeye oğlum. Ben niye öyle diyorsun? Öğrenmeye açıksın da öğrenemiyorsun. Ama bu bir suç değil ki. Daha büyük sıkıntı var. Bu daha büyük sıkıntı. Öğrendim ama şu an sıkıntı yokmuş. Ya bu sürekli internette de yazılıyor. Benim şahsi düşüncem değil bu. Ben bilmiyorum sadece. Bizi fonluyor musunuz Muharrem Hocam ya? Nasıl ya? Bizi fonluyor musunuz? Karnımızı zor doyuruyoruz. Sizi nasıl fonlayacağız ya? Bizi fonlar mısınız? Biz fonlayamayız vallahi. Lütfen ya. Kardeşim biz gönüllülerle siyaset yapıyoruz. Bizde hazine parası yok, belediye parası yok, müteahhit parası yok. Vallahi simitleri bizim arkadaşlar mı aldı, sen mi aldın? Yok ben dedim ben alayım dedim. Sen onlar mi aldın? Yetişecek. Onu sizin... alırdık bak. Ben teklif çok efendi ama ben teklif ama bunu alırdık bak. Dedi bu benim dekorum dedi. Daha... ben dedim efendim. Yok zaten dekoru yaşıyor. Daha fazlasını bekleme. Bir de mercimek çorbası uyar. Ya sürekli duyuyorum böyle. Herkes Twitter'da birbirini fonlamayla suçluyor. Başka şey de isteme ehliyeti kaptırıyorsun sonra. Sürekli böyle fonlamayla suçluyorlar. Yok öyle bir şey bizim. Bizim ne öyle bir kaynağımız var ne de bizden böyle beklentisi olan birisi oldu. Kim fonluyor? Nerede fonluyor? Yani sana da diyorlar sürekli fonlanıyorsun mesela sen. Hiç ben görmedim yani durumu kötü. Fonlanma durumu yok. İcralık yani. Oldu bu arada Murat Bey. İcralık oldum ben. Fonlansam icralık olmazdım herhalde. Turizm bence çok önemli bir konu. Turizmin ben kanının emildiğini düşünüyorum. Özellikle son yıllardaki politik yasaklardan dolayı. Turizm de demokrasiyle ilintili yine. Neden biliyor musun? 5 yıldızlı turizm istiyorsan 5 yıldızlı demokrasin olacak. 5 yıldızlı hukuk sistemin olacak. O zaman sana saygın insanlar gelir. Hı. Yoksa sadece güneş satarsın, kum satarsın. Güneş var, kum var, dağ var, ova var, her şey var. Ama demokrasi olmadığı için turizmden istediğimiz payı alamıyoruz. 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri dedik. Hiçbir zaman olmadı. Neden olmadı? Çünkü diyor ki Türkiye'de demokrasi yok. Onların ekonomisine gidip katkı yapmayayım diyor. O aydın kesim, entelektüel kesim Türkiye'yi tercih etmiyor. Onun için parası demokrasi... Parası olanlar yani. Evet. Büyük harcayanlar. Evet, aynen. Demokrasimizi... Geliyor 5 dolarla bir gün geçiriyorlar. Yani demokrasimizi görüyoruz. Geliştirirsek turizmimiz de gelişecektir. Turizmde her türlü... Normal devlet politikalarına bağlı diyorsunuz yani. Demokrasiye bağlı. Özgürlüklere, hukuka bağlı. Ben şunu merak ediyorum. Bu mülteci sorununu ilk dillendiren siyasetçilerden biri sizsiniz. Bu sorunu Ümit Özdağ kaptırdığınızı düşünüyor musunuz? Hayır. Çok prim yaptı çünkü oradan. Hayır. Ben bunu çok daha önceden beri söylüyorum. Derdimiz prim yapmak, kaptırmak falan değil. Daha çok ses getirmiş olabilir. Hiçbir sıkıntım yok bu konuda. Ama doğru buluyorum. Farkımız var Sayın Ümit Özdağ'la. Bir farkımız var. Ama sonuçta ikimiz de onları göndermek istiyoruz. Kaptırmak gibi bir derdim yok. Tarım politikasını kimseye kaptırmadık. Tarımla ilgili, beslenmeyle, gıdayla ilgili bir rapor hazırladık. Gittik bütün siyasi partilere sunduk bunu. Yarın birisi çıkar bizim raporumuzu bir siyasi parti, biz bunu doğru buluyoruz, yapıyoruz derse kaptırmış olmayız. Memleket için bir hizmet etmiş oluruz. Derdimiz memlekete hizmet etmek. Aynı şeyleri düşünmüşüzdür. Onun sesi daha çok yer bulmuştur. Hiçbir sorun yok bunda. Amaç doğruyu bulmak. Partinizin oy oranı şu an kaç anketlerde? Böyle hiç ilgilenmiyorum. Anketçilere hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum. Tahmininiz var mı? Hiç önemli değil. Bunlarla ilgilenmiyorum. 2018 kampanyasına başlarken 20 Nisan'da seçim kararı alındı. 1 Mayıs günü anketçiler %18 gösteriyordu İYİ Parti'yi. %18. 10'la tamamladı. Onun için bugün yapılan bir anketin hiçbir değeri yoktur. Seçim satım halinde her şey ortaya çıkar. Ben 4 Mayıs günü aday oldum. 4 Mayıs 2018 günü. O günkü ankette CHP'nin oyu 19'du. Benim oyum 20'ydi. CHP 22 ile tamamladı parti olarak. Ben 30.6 ile tamamladım. Onun için bugünkü anketin hiçbir değeri yok. Şey diyorsunuz memleketi yönetmek için 300 adam mı demiştiniz öyle bir aynen, şey mi? Aynen 300 adam. Onlar kim belli mi yani var mı bir kadro? Bir partimizin içerisinde var. Tanıdığınız isimler mi? Tabii yani niye tanıdığınız isimler olmasın?
Partimizin MYK'sı işte Türk, yani partinin bakanlar kurulu. İki, dışarıda olanlar var. Benim arkadaşlarım, yıllardır birlikte çalıştığım ekibim var. Üç, şu anda kamuda görevli olanlar var. Bu kamuda görevli olanların sürgün edilenleri var. Zorla emekli edilenleri var. Kızağa çekilenleri var. Bunların içinde de pek çok düzgün adam var, düzgün insan var. Bu üçünün karmasıyla 300 kişi bir de Cumhurbaşkanı bal gibi ülkeyi yönetir. Anladım. Benim kendi bir fikrim var. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz onu merak ettim. Ben diyorum ki Memleket Partisi'nin dönüm noktası 2023 seçimlerinden sonraki seçimlerde belli olacak. 2023 seçimlerinde rüştümüzü ispat edersek, ki edeceğimize inanıyorum. Ben 2023 seçimlerinin sürpriz partisinin Memleket Partisi olacağına inanıyorum. Yürekten inanıyorum buna. Bu sürpriz parti bu ülkeyi yönetecektir. Siz, bunu gelenek oldu bu soru. Sağ sol kavgalarına hiç katıldınız mı? Katıldım geçmişte. Sağcı dövdünüz mü, tokatladınız mı hiç? Pek kavgalarda değil de yürüyüşlerde, şunlarda, bunlarda oldum. Çok öyle kavgalı olaylarınız oldu. Kavgalı olaylarım çok olmadı ama yürüyüş, pankart asmak, solcu gruptaydınız etmek, değil mi? Solcu gruptaydım. Ama bugün Memleket Partisi'nde sloganımız şu: ne cumhur ne millet, tek yol memleket, ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Çizgimiz bu. Tamamdır. Benim sormak istediğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Kalkıyorum ben. Ben depremden çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Depremden inanılmaz korkuyorum. İstanbul'da özellikle, yani diğer taraflarda o kadar değil de İstanbul'daki depremden çok korkuyorum. Bu İstanbul depremi olursa bunun ekonomik sonuçları sizce tam olarak deprem, ne olacak? Deprem Türkiye için bir beka meselesidir. 7'nin üzerindeki bir deprem büyük bir problem olacaktır bizim için. Her konuşmamda dile getirmeye çalışıyorum. Ama ne yazık ki 1999 büyük depreminden sonra gerekli önlemler alınmadı, yapılmadı. Toplanan vergiler başka yerlere harcandı. Siyasi şovlar için harcandı. Deprem gerçekten bütün siyasi partilerin, bütün yurttaşların ortak noktası olması lazım. Herkes bu noktada ortaklaşmamız lazım. Davulun aynı tarafına vurmamız lazım. 7'nin üzerindeki bir özellikle İstanbul depreminde korkuyorum, helikopterlerle kireç atarız. Kireç yangın söndürmek için mi? Yok. Ne için kireç? Kokmasınlar ha, diye. Ha, o anlamda. Evet. Uf. Vallahi çok korkuyorum. Ben zaten Antalya'ya gideceğim galiba korkudan. Çünkü kendi binam yeni. Ondan korkmasam yandaki bina yeni değil. O devrilip üstüme bizim kolonları parçalayacak. Yani bin bir felaket senaryosu aklımda. İşte madem ki hepimiz korkuyoruz bu işten, sürekli gündeme getirmemiz lazım bunu. Ben bu kadar getirebiliyorum. Benim getirebildiğim bu kadar. Daha aslında benim medyatik gücüm yetmiyor yani. WhatsApp'ta böyle stickerlar var. Instagram'da montaj yapmışlar. Siz birisine mesaj atmışsınız da o ekran görüntüsü almış gibi montaj yapmışlar. Ha, WhatsApp'ta sürekli millet birbirine benim arkadaşlar bu sticker yolluyor. Instagram'dan sizden gelen bir mesaj. Yok öyle bir şey. Yok canım, yok, yok ama. Oğlum sen salak mısın ya? Yok öyle bir şey. Biri bir salaklık yapınca birisi bunu atıyorlar. Çok tuttu ya. Çok beğenildi onlar. Valla biraz önce sana diyecekti hoca gerçekten. Çene değil mi? Sen numarası atacak mı birazdan sana? Şöyle bir fotoğraf var. Ya arkadaş, simitçide oturduk, simit diyoruz. Oradan biri çekmiş komik. Ne yapayım ya şimdi bunu? Allah Allah. Bu şey yazmışlar, Muharrem İnce öğrenci odasında gününü geçirmeye çalışıyor yazmışlar bunun için. İyi yani. Ya ama kötü bir şey değil ya bunlar. Yok canım. Yani dalga geçiyor çocuklar. Ya. Ne var ki bunda ya? Bu Bitcoin'i biliyorsunuz değil mi? Yatırım tavsiyesi değildir. Yok ama değil. Yani şey yapmayın. Yok asla değil. Hatta yatırmama tavsiyesi. Ben sıkıntı yaşadım orada baya. Bitcoin'de bir ara herkes şey yaptı, patladı diye. O zaman şöyle bir şey yapmışlar. Babamın Bitcoin falan bulaşmayın dediği kahvaltıda %90 zararlı otururken ben yapmışlar. Başka bir şey yok. Yani şey, camiler var ama sevmediniz onu. Yani. Murat abi, ben bir şey sorabilir miyim sana? Tabii, estağfurullah. Böyle soru sorabileceğim kaç tane lider var Türkiye'de? Bu hoş sohbet, bu sorular. Benim tahminim, düşünsene, isteğim mi yoksa gerçeklik mi? Ya gerçekliğimizi tek tek say bakalım. Düşün mesela, yani şu an Muharrem İnce'nin yerinde mesela o olsaydı, bu olsaydı nasıl olurdu sence? Çok fazla gelmiyor akla seçenek. Tayyip Erdoğan, ne yapabilirsin böyle bir problemi? Prompter yok ama burada, olmaz mı? Ne dedim ben? Ne dedim ben başıma hiç alacağım. Vallahi hocam benim sorum kalmadı. Çok hızlı cevap verdiniz. Çok güzel cevap verdiniz hepsine. Var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim katıldığınız için. Senin formatın değişik ya. Benim formatım ya muhabbet ya. Andımız geri gelecek mi? Onu da size sorayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokul öğrencilerine sabahları şu söyletilir: Amerika Birleşik Devletleri bayrağına bağlılığımı bildiriyorum. Bu cumhuriyet Tanrı'nın altında sonsuza kadar yaşayacaktır. Hmm. Özgürlük ve adalet hepimize diye bir ant söylenir. Dünyanın pek çok ülkesinde ilkokullarda bu ant söylenir.
Bunun söylenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ama ancak Türkiye'ye özgü bir durum vardır. İstiklal Marşı'nda ırk demiş, bu çok ırkçıdır, bunu değiştirelim. Ancak Türkiye'deki aptalların aklına gelir bu. Niye biliyor musun? İngiliz İşçi Marşı'nda da bugünün değerleriyle örtüşmeyen sözcükler vardır. Ama hiçbir İngiliz'in aklına bunu değiştirmek gelmez. Çünkü sembollere dokunulmaz. Ezana, bayrağa, İstiklal Marşı'na, anda, parlamentonun fiziki yapısına. Ancak teknolojisini ilerletirsin. Onu bozmazsın. Korumaktır asıl olan. Geçmişi korumaktır. Anlatabildim mi? Evet. Peri bacalarının içine asfalt yapmak akıllı insanın işi değildir. Kız Kulesi'nden sonra o da olur ya. Çok ya güzel bir, aslında mega bir projeden bahsediyorsunuz. Kız Kulesi'nde de muhalefet yanlış yapıyor. Ulan çalınır mı Kız Kulesi ya? Buna inanan saflar var yani. Çaldım, nereye koyacaksın? Ya nereye koyacağız? Teşekkür ettim. Ben de teşekkür ettim. Çok hadi oğlum, gel. Hocam. Yani, Biden gibi oldu ya. Gel. Seni Memleket evet, Partisi'nin üyesi yapıyorum. Olur, çok teşekkür ederim. Yusuf'cum gel. Yani... Bir zahmet ayağa kalk ya. Kalk hayır. Ben daha kolay olur diye. Öyle iş var mı ya? Daha kolay diye öyle gel dedim. Yoksa yanlış anlaşılmasın. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Aidat ödeyecek miyiz ama? Ben icradayım. Borç devredebilirim belki biraz. Abi ya Murat'tan simitleri bıraksam şey yapamaz mıyız? Olur olur. Hayırlı olsun. O zaman bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Muharrem Hoca'ya ben gitti, demin ettim ama şimdi tekrar teşekkür edeyim. Tekrar teşekkür ederim katıldığı için. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Hadi gittim ben. Gel yeriz bunları.